Tekrar gibi böyle. İlk Peki. defa yapıyormuşuzacağız. Geliyor. Sağ. Hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk. Ay çok yapmacık oldu. Evet, hoş geldin. Gayet sıcak yol. GSA da deniyor sana. Ee, Caner, hoş bulduk. Beni davet etmeni çok e, mutlulukla Oy. karşıladım. Aynen çöpe <laughs> Ay, <tek. dan> <gülüyor> <gülüyor> Yok, bir yerinden gireriz. Tamam. Ee, ben çok teşekkür ederim geldiğin için. Gerçekten ciddi gibi olacak ama Instagram'dan seni stalklıyorum biraz. E, demin de söyledim ama sonra haydur dur bunu programa saklıyorum falan gibi bir heyecan oldu benim <laughs> açımdan. Gerçekten benim iki bir hayalimi bir de kabusumu aynı anda yaşıyormuşsun gibi bir hisse kapılıyorum senin storylerine bakınca yani. Of. Rockstar olmak hani çocukluğumdan beri rockstar olsam falan onu yaşıyorsun. Ama hep evin dışındasın, hep başka bir ülkesin. O da benim bir kabusum gibi. Yani evde olmamak. Yani. Yani sadece senin kabusun değil belli ki senin ben kabusumu ya yaşıyorum şu an. Hadi Çünkü ya. evet inanılmaz bir şekilde e, hayatımda hiç bu kadar sosyal bir insan olacağımı ya da olmak zorunda kalacağımı tahmin etmezdim. Çünkü evet. yani ev benim için şey gibi böyle gerçekten e, mecbur kalınmadıkça çıkılmaması kesinlikle. gereken bir yani yer çok gibi. Çok iyi bir şey yani hani çıkmazsan başıma bir şey gelmesi lazım evet, aslında. kesinlikle ve böyle mesela işte işin ucunda e, müzik var ya Evet. Motive olup çıkıyorum. Şimdi başka ülkelere gidiyoruz falan. Bir başka motivasyon. Evet. Yeni Ama insanlar. Ama yani o ülkeleri görüyor musun ki mesela? Yani tartışılır. Değil mi? Evet evet. O yani benim hep şeyler... merak ettiğim bir şey. Mesela böyle grupların tour date'lerine bakıyorum. Mesela Atina, Bucharest bilmem ne üst üste koyuyorlar ya. Abi bu neredeyiz biz? Oluyor mu sahnede mesela? Yani çok tuhaf şeyler yaşıyoruz. Mesela e, şu an bana sorsan en son hangi ülkelere de kesinlikle sana doğru cevap veremem. Yani son 5 ülke yok. Ee... <laughs> Şimdi awkward bir şey oldu. evet, kafam orada. Göm göm. İyidir, iyidir. Perdeyi böyle... Evet. ya bir tane şey izlemiştim. Ya e, Metallica, Some Kind of Monster falan olabilir. Böyle Gitti ülkelerin mikrofona böyle şehrini yazıyordu böyle. Aa çok. Ya. Hello romantik dilandı. Doğru Çiller gibi göt olmamak için. Gerçekten. <laughs> Ama bakırdı. Ciddiyim o kadar doğru ve iyi bir fikirmiş ki mesela keşke e, bundan Keşkeden sonra evet, bundan sonra kesinlikle yapacağım bunu. E, keşke daha önce de tanısı. şey, e, bir noktadan sonra nerede olduğunu unutuyorsun. Diller karışıyor. İşte mesela bir gün önce İspanya'dasın. İşte, Hola amigos falan. Ha, <laughs> bir gün sonra Öyle İsviçre'desin. yapıyor Tabii. musun? Yap yapıyoruz forma? arada. Ha? Forma giyiyor. Yok. Yani ne para et ne enerji. Yani. Fırlatan olmuyor mu? <laughs> mesela Hiç Brezilya olmadı. forması. Falan. Hiç olmadı. Türkiye yani... niye apaçi gibi her yerine forma fırlatıyorlar <gülüyor> <gülüyor> Kimin konserini? Bunu biraz <laughs> düşünelim bak. <Evet. gülüyor> Yani Türklerin e, futbolu kurduğu ilişkiyle de alakalı. Gerçi Brezilya'ya gitmedik Kesin orada da manyaklar vardır Var öyle. Hocam. Ama yani İsviçre'de forma fırlattıklarını düşünsene. Bütün o kuulluğun cool <laughs> Evet olmuyor. <laughs> Liechtenstein. <laughs> Ayrıca metalcilerinin şeyleri. <laughs> en abuk <abikusuk gülüyor> nereye <gülüyor> gittin? Yani abuk o ülkeye vatandaşlarına haksızlık etmiyor ama. Evet. Yani senin gözünde ya da bana göre diyelim. Bir düşüneyim. Valla Japonya'ya gittik. Öncelikle Japonya, e, Japonya'da inanılmaz. konser vermek. Japonya'ya giden <laughs> her insanı gördüğümde çok üzülüyorum. Ya. Çünkü o kadar seviyorum ki orada Hiç olmadığını... bir kere gittim Tokyo'ya. Ne düşünüyorsun? Yani şöyle düşünüyorum hani her fırsatta oraya gitmek istiyorum. Aa. Evet ama hiç gidemedim. <laughs> neden o kadar sevdin? Sevmedim mi? Ben sevdim. Senin neden sevdim merak ediyorum. Çünkü sevmeyenlerimiz var aramızda. Yok artık. Yani evet şey bir kere çok inanılmaz... Neresi? Ee, Tokyo'ya gittik, bir de köyüne gittik. Neyi ben de bir adı? köyüne gittim. Sushi köyü. <laughs> Herkes sushi yapıyor böyle. Biraz yalan söylüyorlar öyle. Sushi köyü biraz öyle şey gibi. Şey yani, gibi. Türkiye'ye gittim, kebap köyüne gittim falan. Herkes kebap yapıyor. Yok, yok <laughs> hakikaten böyle dandik <laughs> bir köydü belli ki. Çünkü 45 dakika falan Tokyo'dan gittik. Burada inanılmaz sushi yapılıyor falan diye. Bir tane alakasız, bir kat böyle bir yere girdik. Gerçekten 3-4 kişi oturabiliyordu. Çiğ at yedik, çıktık oradan. <laughs> Aa. Kaliteli bir deneyimdi. Pardon ha. yine o kadar fazla şey konuşmak istiyorum ki biraz saçmalama Abi Ben de çok mutluyum şu an. Yani <laughs> Japonya'da e, bir köye gittik Tokyo dışında. Önce o köyde çaldık ve yani baya köyün yani köy dedim şöyle kasaba herhalde artık büyükçe bir yerde ama çok tuhaf bir e, dinleyen kitlesi vardı. Yani amcalar, dedeler Japon, işte çocuklar kucaklarda filan. Event öyle. ne? Yani Gaye Suat bir o konseri mi yoksa toplu? Bir festival ha. aslında ve World Music Festivali gibi bir şey. Dolayısıyla dünyanın bir sürü yerinden tuhaf müzikler <laughs> yapan insanlar var ve hep de biz varız. <laughs> Sizden sonra ben 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 ee, çok ilginçti. Detayları sonra anlatırım. Evet, tamam. Velhasıl evet, Japonya'nın nesini sevdin ya? Ben onu merak ettim. Abi Japonya'da şeyi çok sevdim. Gördüğün her şeyin neredeyse yeni gibi olması. Yani evet. ben sürekli bu ne ya? Dur para atayım. Dur ne ya? Şimdi ya para atayım filan diye sürekli otomatları taciz ettim yani hepsini. Evet. İnsanına büyük tutuldum yani iyi anlamda. Mesela Hı. böyle bir parka götürdüler bizi sabah. Altıda bakın orayı bir görün filan diye böyle kalktık gittik. Böyle ne bileyim Abbas Ağa falan gibi bir yer. İnsanlar geliyor koşuyor ve telefonlarını, cüzdanlarını random yerlere bırakıyorlar. İki saat koşuyorlar, dönerken alıyorlar. Ben böyle bir yer gördüm. Her yer telefon. Bizim Japon yapımcıya soruyor. Bu niye burada falan. İşte insanlar bırakıyor. Çalmıyorlar mı? Adam böyle Why falan diyor. Yani çünkü duruyor orada. Yani diyorum, Why man falan anlamadı herif yani neden. mesela hırsızlığın ne olduğunu bilmeyen. Yani Kesinlikle hırsızlık mevhumu yok, yok ve e, bize de ilk giderken onu söylemişler. Yani çantanızı bırakın ve 3 saat sonra gidip oradan alın. Yani hiç sıkıntı yok. Ben de denedim. Ee, yani denedim, yani denedim, denedim. Gerçekten Oldum. 3 saat sonra gittim aldım. Müthiş ya. Ya yani buna sorun. inanmamak da çok acı değil mi bizim için? Yani toplumsal olarak yaşadığımız bu Çok garip. Durum yüzünden mesela şu an bunun gerçekliğini sorgulayıp konuşmak bile böyle onlar için ne kadar evet. Ama yani şey, şey oldu dünyanın bir yerinde böyle bir gerçeklik var ve oraya uçakla eriştebiliyor. Hani böyle mesela <laughs> şey değil zaman makinesiyle falan değil. Uçağa binip oraya gidebiliyorsun. inanılmaz evet. Başka bir Çok gezegen uçak. ya cidden. Mesela şeyle Ali Güçlü ile onu konuşmuştuk gittiğimizde. Yani onun... Şimdi i̇tiraf ediyorum kimin aşırı oldum. kopmayan de burada yanımızda. <laughs> Mesela o şey tutuldu ve ben de aslında belli ölçülerde ona. yani toplumsal olarak kendi aralarında inanılmaz bir nezaket normali var ya ama ekstra. Evet, yani güzel. işte böyle şu parayı böyle. Falan. Evet bu işte bu. Ben bahşiş verdim bir taksiciye böyle no ne no oluyor falan böyle. Yani böyle verdim de... çıktım indim herif dışarı çıkıp bana parayı geri verdi arabasını. Böyle evet. bir onur. Yani. Evet işte. Değil, yani değil. nereden su, cebinde bulunsun falan yapamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Gereksiz. Ya inanılmaz mesela biz köyünde işte o gittiğimiz kasabasında daha doğrusu. Mesela otele girdik ve orada bizimle ilgilenen kız o kadar kibar ki. Kızı böyle sarsıp kendine gel falan <gülüyor> demek <gülüyor> istiyorsun ya. Yani böyle evet, sesi çıkmıyor. Falan şöyle bir durumda yani bu falan. Ben böyle hani kadınlar burada acaba böyle mi yaşanıyor, bu yaşatılıyor falan. Sonra erkeklerde de aynı şey varmış. Var yani. Ama biraz bir da maçoluk bir şey var, var tabii. Var. Bayağı. Leş. Biraz, evet. biraz bir leş bir maçılık evet. varmış. Var. Onu öğrendikten sonra da bir e, düştüm. Ama şey tabii ki başka bir gezegene gitme hissi e, inanmaz yani. Hiç Ve hiçbir şey tanımıyoruz. de, <laughs> de o gezegene. Evet. Japonya bölümünde. <gülüyor> <insanlar> <gülüyor> yani. Evet. Ee, bir anda kestik, hop buraya geldik. Çünkü neden? Size inanılmaz güzel bir app tanıtacağız. Belki derdiniz vardır, işe girmişsinizdir, İngilizce bir yerine yalan söylemişsinizdir. 3 ay sonra bir bayi toplantısı vardır. Oraya kadar hemen İngilizce bilgimi toparlayın. Ya da yeni sevdiğiniz İngilizce biliyorum demişsinizdir. Bir tatile çıkacaksınızdır. Garsona var sonra rezil olmayayım işte, kıza rezil olmayayım falan diyorsanız çok hızlı böyle bir hemen İngilizcenizi toparlayacak bir app Cambly, şöyle ki önümüzde Cambly papağanı, papağan sanırım. Biz size bir kod vereceğiz. Bu programı e, 10 dakikalığına ücretsiz deneyebileceksiniz. Kodumuz neyse ne. Epe zaten ücretsiz indiriyorsunuz. Bir 10 dakika bizim kodumuzla bizden beleşe kullanabiliyorsunuz. Burada İngilizce hocaları var. İstediğinize bağlanıp dersler alabiliyorsunuz. E, konuşma pratiği yapabiliyorsunuz. Şimdi zaten bağlanacağız. Practice English diyelim. Ah I'm fine. You're from England, I think. No, I'm actually from South Africa. Ah, great! Yeah. I love District Nine. <laughs> it's a great movie. Yeah, it's yeah, perfect. perfect. Have you, have you watched Chappie? Chappie, yeah. I I love. I don't know how to uh, say his name, but Neil Blomkamp. Perfect. Yeah, exactly that. Neil Blomkamp. Really? He's he's great. Yeah, he's an absolute genius. He's but one of the South Africans that's going outside of the country and giving us a, a positive image. So you, you're, you're Turkish? Yes, I am. How, how do I pronounce your name? Sorry. Janer. Again? Janer. Janer. Yeah. Yeah. <laughs> it's it's okay. What's your name? It's Garrick. Garrick. Yeah, Garrick. I'll write it up here. What? Uh, I'm just going to send a quick there you go Garrick. Ah, you can send messages. Garrick. Okay. Yep. It's yeah. great. So I'm calling you from a YouTube show, actually. I'm the host of it. Okay, cool. It's not live. I'm gonna edit it. Yeah. If you if you're okay with it, I'm gonna use this conversation in my show. Because I'm promoting <laughs> Cambly. That. You're promoting Cambly. Yeah. yeah, it's a, it's a great It's a great platform. I've been I've been on it only pretty much a month and I, it's great that I get to interact with people from lots of different cultures and utilize my experience as an English teacher to have interesting conversations with people from all over the world. Yeah, yeah, it's great. I like it too. Böyle şahane hocalarla konuşabiliyorsunuz. Neye denk geleceğiniz biraz şans ama değiştirebiliyorsunuz da. Bayağı eğlendim. Hatta yani aşırı bağımlılık yapabilecek bir şey. Random insanlarla konuşmak. Biliyorsunuz ki biraz benim hobim mi yoksa zaafım mı artık size kalmış. Bağlanın, istediğinizle konuşun. Gidip abuk sabuk insanların önünde rezil olmayın. kendi kendinize pratik yapın. Yani bence rezillik değil bu arada İngilizceyi kötü konuşmak veya öğreniyor olmak. Her türlü ayılama cesaretle girmeniz dileğiyle diyorum. Ama kendi işlerinizi kolaylaştırır gibi duruyor. Konuğumuza geri dönüyoruz. Ee, ne anlatıyor? Ha konser aslında evet. oradaydı. Yani ne cılgınlık. Ne bileyim ben Şeyi çok, çok sevdim. Bir story atmıştım. Asıl ben orada böyle sana böyle bir dakika ya takip edeyim oldum çünkü çok içten bir şey yazdım bir gün böyle arkadaşlar hayvan gibi geziyoruz evet ama bazen soruyorsunuz mutlu musun diye bazen mutluyum bazen mutsuzum çünkü bizde şey oluyor ya böyle abi adam geziyor ya ne mutsuzluğu hani inanılmaz hani para hayatsızca güzel <laughs> ya, korkunç bir şey yaşıyorsun aslında orada yani çok güzel evet ama şunu tercih etmez miydin? O kadar gittiğim mekana bir ayda değil de bir yılda gitmek mesela. Sen deli misin? Yani mesela şeyi çok net söyleyebilirim. Bir kere gezmek kelimesi orada doğru Yok. kelime değil. Ee, gittiğimiz ülkelerin bazen sadece havaalanını görüyoruz. Evet. Mesela böyle gerçekler var. Yani havaalanına iniyoruz. E, bizi bir araba bir, alıyor. Otele gidiyor. E, gerçekten öyle. E, otelden sonra gidiyorsun. Konser veriyorsun. Akşam uyuyorsun. Ve ertesi sabah işte 6'da yola çıkıyorsun. Ve başka bir ülkeye gidiyorsun. Ve bu böyle bizim normalimiz gibi şu an. Yani nadiren olan şey bu değil. Hep böyle evet, gibi görüyorum. bir şey. Çok acayip O gibi. yüzden evet, valla tek <laughs> motivasyonum ne biliyor musun? Müziğimizi dünyaya yayıyoruz. Evet, bayrakları i̇şte, astırıyoruz. <laughs> bayrakları astırmaktan da öte. E, ya yani ilk kez bir şey oluyor mesela. Evet. E, tabii ki bir sürü grup var. Mesela Baba Zula var. İşte çok konser veren. E, başka mesela Fazıl Say da yurt dışına evet. konserler verebiliyor. Daha böyle bir sürü isim var, insan var çok az ama ee, Ama evet çok fazla değil ve dolayısıyla böyle şey gibi bir hissedeyim. Ya evet bir şeyler olabiliyor ve bunu zorlamamız gerekiyor. Bedenimiz yoruluyor, zihnimiz çok yoruluyor ama e, bakalım nereye kadar gidecek gibi bir kafadayım şu an. Yani bir break breakdown'a gitmeden mantıklı bir yerde bir ara versin umarım diyelim. Evet teşekkürler. Bugün iyi bir hatırlatma. Biz de kendilerimizle şey konuşuyoruz. Mesela tatile çıkamadık biliyor musun? Çok tuhaf bir şey. Yani döndük dedik ah, ki tamam şu üç günde tatil yapalım ve kesinlikle tatili kaldırabilecek bir kafada da olmadığımız farkında. <laughs> evde duralım abi. Manyak ee, mıyız yani tatili. Tatil, tatil o zaten. Evet tatilde çünkü enerji isteyen bir şey. Böyle giyiniyorsun işte gidiyorsun. Bikiniler mayolar bilmem neler falan <gülüyor> neyse <gülüyor> yani. Dolayısıyla <laughs> o, o enerji de yok şu anda. Biz bayağı şu an duruyoruz böyle evde. Çok ne kadar daha durabileceksin? Çok değil yani. Değil mi? Ne? Ay sonunda mesela, Ağustos'tayız şu an arkadaşlar. Ağustos'un 30'unda <laughs> e, yine nereye gidiyoruz bak mesela, asla bilmiyorum nereye gidiyoruz. Brüksel'e gidiyormuşuz. Çok iyi. Böyle bayağı saçımdan biri beni sürüklüyor gibi ve duygudayım ben bir süredir. Ne <laughs> o saçım. Bir tane şey izlemiştim. Skin var ya skank yani front woman'ı. Ee, o şey diyordu, beraber bir Foo Fighters'la turne yapıyorlar ve hayvan gibi yani böyle her gün başka bir yerdeler falan. Ve Foo Fighters olduğu için çok heyecanlıydım. İlk gün hani yan kulisi vermişler. Böyle nasıl takılıyorlar acaba falan, falan diye böyle açıyor kapıyı. Böyle Dave Grohl ve diğer bütün ekip Scrabble oynuyor. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz siz? Foo Fighters'ınız falan. Hepimizin çocuğu var. Turne 3 ay sürecek falan. Bayağı aşırı işte kontrollü. Bu. Vallahi bu arada Scrabble oynamaları da müthişmiş. Çünkü yani mesela bizim kulise açtığında genelde herkes bir köşede ve duruyor. İşte elinde <laughs> telefon, işte biri böyle falan. Ben muhtemelen bambaşka bir köşe bulmuşum, duruyorum. ya yani Durmak bizim şu an şeyimiz. Birlikte bir şey yapmak da çok zor. O kadar iç içe, göt göt. <laughs> çok zor abi ya evet, gerçekten. Zor. Hep burada sanatçının dertlerini konuştuğum için biraz derdini sikeyim görüyorum <laughs> yorumlarda ama umurumda <laughs> da değil açıkçası. Yani işte o davulun sesi uzaktan hoş geliri evet. birebir yaşıyoruz. Ben de küçükken hep çok romantize ediyordum. Vay be işte Rockstar ne güzel. Bu arada mesela Rolling Stonesta farklı bir şey yaşamıyor bence. Muhtemelen sadece tek farkları kendi uçaklarıyla gidiyorlar. Evet ama, çok büyük bir fark. Yani, yani büyük ama küçük bir fark. Yani ne, ne olacak işte uçağında en fazla ne yapıyorsun? Soyunup geziyorsundur ama yine uçak aynı, aynı da, radyasyon. Hava girmiyorsun. Hani daha küçük bir yerden kalkıyorsun. Evet. Sıraya girmiyorsun filan. Aa, şey, evet baktığında yine e, atmosferi kullanıyorsun. Döner yani. Yok ya hiç olmadık biliyor Aa. musun? Vallahi. Ama o sıra çok... ilginç bir şekilde biz de bunu sorguluyoruz. İstiyorsan bunu da programdan sonra uzun uzun konuşuruz. Ya bir sürü telefon açtık. Ne cipiz ne vip hiçbir şey olamadık. Biz bayağı... <laughs> <laughs> bu arada ben cipi onu bilmiyorum abi. Very important person öbürü ne? Jerry important. bilmiyorum ne Jip ne? comfortable falan mı acaba? Comfortable in Jeep. Yok ya o bence Türkçe şeyin adı. mi acaba? Hayır CIP ya. Yani? Yani. Söyleyeceğim. CIP biliyoruz onu. Siyahatini açalım. Sen, sensin bu işte. Yani ticari tarafımız var evet sonuçta. Para bu yani. satıyoruz. Valla e, sonuçta şey vardır ya işte nasıl uçmak da aslında iş için uçanlara e, evet. takdim edilmesi gereken bir yer. Mı uçmuyorsun? Hayır canım ne münasebet. Arkadaşlar yani ya bizi... Saçmalama, beraber, ya saçmalama be Bunu şart olarak mailine yazman lazım bu festivale. Kardeşim o bir anda bütün dünyadaki konserlerini yok eder bir şey. <laughs> ya yani Öyle bir dünya yok. Çünkü şöyle işliyor olaylar. Sonuçta festivaller işte mekanlar... Yani aslında herkes de çok böyle belli bütçelerle yapıyor bu işleri. Eğer Arctic Monkeys ya da işte evet. ne bileyim. O günlerde görürüz belki. Foo Fighters değilsen inş diyoruz. Ama ben halimden memnunum şu an ama dediğim gibi mesela ayda 20 konser vermeyi verelim gibi bir kafadayım. Buradan ama bence bir seslenelim. Size bir business sponsorlu. Abi çok yorucu. Bak business gerçekten normalde asla umurumda değil tatile giderken. Ama mesela turne yaptığımızda biz de tiyatroyla. Hep şey diyorum ya keşke biz nasıl olsa. Çünkü o sıranın ilk yerine giriyorsun. Evet büyük adaletsizlik, haksızlık okey neyse. Ben de katılıyorum. Bunlar kim falan? Nesil VIP bunun falan? <laughs> Coşuyorum bazen ama. <değil> keşke <laughs> şey olsa mesela. Gerçekten sadece işe gidenleri dözecek <laughs> <laughs> Birini yolluyorlar arkada. Abi işte evrak getir bana. Evet işe gidiyor tamam biz nasılsa. Çok mantıklı. Yani çünkü ne bileyim işte şimdi isim vermek istemiyorum tabii ki Ver ama. Bence. Mesela kocasının e, parasıyla... <laughs> <laughs> ya da karısının parasıyla. Şey Aynen. Şey. şey. mi? Ay barbat oldu. Teşekkür. Eee yani tuhaf Evet, evet. Okay, kolay gelsin. Çok sağ ol ya. Şey lafını çok sevdim. Bir de bir röportajında gördüm ve tamamen onun heyecanını yaşıyorum bu aralar ben de. Coğrafya kaderdir olmaktan çıkıyor gibi bir şey demişsin yani. Gerçekten bununla ilgili inanılmaz heyecanlıyım. Yani mesela Neydi? Blackpink diye bir Kore grubu var. Dünyada patlayan. Çok seviyorum bunu. Yani patlayan şeylerin artık Amerika'da olmak zorunda olmaması. Yani işte Hı. Türk dizilerinin her yere satılması. iyi kötü fark etmez. Yani bir 10 yıl sonra falan gerçekten şey çok önemli olacak. Bizim, senle ben herhalde aynı jenerasyondayız. İstanbul'da doğmadıysan çok ciddi dezavantajlarım vardı. Yani 5-10 sene, 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 sene önce. Ve çok da eski değil. Evet. Şu anda mesela onlar gittikçe azalıyor. Böyle Herkese neredeyse eşit haklar. Aynı şeyi izleyebilme şansı, hmm. aynı şeyi dinleyebilme şansı falan hmm. Bununla ilgili gerçekten inanılmaz heyecanlıyım. Yani 10 çok yıl sonra sıkıntılı. hiçbir önemi olmayacak galiba nerede doğduğunun. Evet. Yani şey çok iyi. Mesela hepimiz aynı internete giriyoruz ve evet. mesela işte Rihanna'nın da Instagram'ı var senin de evet. benim de. <laughs> ve nasıl alakası kullanıyoruz? Evet. evet yani tabii ki ama sonuçta mesela aynı hizmeti alıyorsun. Sadece evet. hızlı farklı belki biraz. <laughs> Fiyatlarında belki. Kota. Fiyat da, evet, Kota. Adil kullanım belki. yok. Fiyon seninkinde mesela. <laughs> belki de var biliyorsun. Evet, belki kampanyalar vardır onlarda da. <laughs> yani bizdeki gibi mesela şey oluyor mudur Beyoncé'de hani bugün çok yükleme yaptık şu anda LT çekmiyor Ece düştü yani Abi şey yarın olur. yükleyelim bunu. Yarın unutalım. <laughs> yani umarım olmuyordur. Oluyorsa da neyse eşit, da eşit acılar çekiyoruz. Valla şey çok iyi e, mesela o işte aynı kanallardan insanlara artık ulaşabilme imkanı ve internetin inanılmaz bir şekilde hepimizin evet. hayatını gerçekten de kökünden değiştirebilme gücü. Bir taraftan işte diyorsun mesela Koreli bir grup bütün dünyada ünlü olabiliyor falan. Ben orada sadece şeye dikkat ediyorum sanırım yani beni tek üzebilen şey bu konuda mesela Amerika kültürüne benzemeye çalışarak mı gerçekten kabul görüyor bu işler ya da işte herhangi bir kültürün Şimdilik taklidi böyle. mi? Evet yani Ama böyle devam etmek zorunda değil. İşte bir şey oluyor galiba ya. Yani kendimizi kabul ettirmek için bir şey bürünmek zorunda hissetmemiz Sen biraz tuhaf. Sen bürünmedin ama mesela. Evet. Zaten benim de savaşım biraz oralarda. Yani içimden geleni, içimden gelen müziği, olmak istediğim personayı, kişiyi, evet. sahnede görmek istediğim o kişiyi mesela değiştirmeden bütün bunları yapabilmenin evet. savaşındayım. Çünkü yani o mesela çok etkileyici şeyi... geliyor bana. Yani tüm evet. sanat müziği yaparak dünyayı hani geziyor olman fikri <laughs> yani çok etkileyici geliyor. Yani evet. Türk sanat müziği yapıyorsun demeyeyim tabii saçma da yani temeli aslında tam kelime anlamıyla kullanınca çok iyi geliyor. Yani Turkish art evet, müziği evet. gözükse olsa. E... ben mesela çok önyargılıydım. seninle ilgili o konuya geleyim. Gel gel. Ee, yani şöyle abartı bir şey söyleyeceğim. Aşağıdan da ya artık falan diyecekler kesin ama. Çünkü 60 yaşın altında birini övemiyorsun ya Türkiye'de böyle. Tabii, çok ustalarımız yasak. Ya. Hemen çıkıyor. O kay temiz sürünsün. Bakın yani böyle bir gerizekalı bir algı var abi. Nefret ediyorum yani gerçekten. Yani övülmek için önce bir 50-100 evet, daha bir orayı yaşayacaksın yani. Lazım. Hiç onu beklemeden öveceğim yani yoksa oh. zor olacak. Ben yokken övse... Olsa... Tamam övmeyeyim de şey kafamdaki ha. çözümlemeyi söyleyeyim Hı. senin için. Garip bir yere koydum seni kafamda. Çünkü sen buraya gelmeden önce, buraya geleceğin bilgisini daha doğrusu almadan önce çok da dinlemiyordum böyle her yerde karşıma çıkıyorum takip ediyorum hani bir isim olarak falan ama müziğine çok girememiştim. sonra sen gelecekse böyle dur bir soru ayıklayayım falan derken ayıp, de olmasın böyle, abi, ayıp olmasın abi falan. ayıp olmasın bileyim bir şeyler derken kendimi böyle evde istikrarlı hay <laughs> utanç verici <laughs> hallerde buldum böyle müge Can ne olur söyleme falan korkunç söylüyorum ve zaten çok zor bir şey yapıyorsun falan. Ha şuna geleceğim mesela Cenk Erdem İzlemek de böyle bir şey gibi geliyor. Sen ne oradan da anlaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü senin röportajlarını izlediğinde gerçekten Cenk Erdem etkisini görüyorum biraz dilinde. Vay, çok iyi. Yanlış mı görüyorum bilmiyorum çok ama. Çok doğru görüyorsun çünkü çocukken böyle o kadar çok severdim ki Erdem'i. Ben kasede kaydediyordum yani ve Walkman'da dinliyordum. Yani. yani tam böyle benim işte e, ortaokul başı belki ilkokul sonu filan onlar estiriyordu ya böyle evet. ciddi yani. Ve benim de benden böyle 6 yaş büyük abim var. O büyük fanıydı. Biz ikimiz oturup böyle cenklerden mi izliyorduk sürekli. Ve aralarındaki o muhabbet ve hiç küfür etmeden mesela evet. inanılmaz birbirleriyle ak akmaları, evet. birbirlerine laf sokmaları, Tam olarak bir şey saçma şarkılar. Evet. <laughs> yani i̇şte hiç dinazordun mu? Of var. Mesela ya. yani... <laughs> Tamamen <laughs> ah, serbest çağrışıyorsun. Develerle yaşıyorum falan oradan. Develerle yaşıyorum ama bu arada büyük tutuyor. Hayır bir dakika <laughs> yani. mesela bu şey olabilir yani çocukken Cenk Erdem'in Dinozordun mu şarkısından etkilenerek yazmış <laughs> olabilirim. Bence kesinlikle <laughs> etkisi olabilirim. var senin üzerinde. Bende çok var. Yani var var. bir jenerasyon Şimdi üzerinde var. Şimdi sen söyleyince düşündüm. Ama oradan bir yere daha bağlayacağım. Cenk Erdemi mesela izlemek için bir böyle bir dekoder süreci var. Yani mesela ilk açtığında hayatına ilk defa karşılaşıyorsan Hemen böyle girmiyorsun. Yani onların bir modunu anlaman hmm. lazım. Neyle dalga geçtiklerini, neyi eğip büktüklerini falan anlaman gerekiyor ya. He. İhsan yanar benim için öyle mesela. Hmm. Hala her kitabın ilk 40 sayfası da böyle Aa, buna ızdıraptım. girebilecek miyim deyip coşuyorum. Ben de çok seviyorum. Yani senin galiba yarattığın böyle bir ka üstü kapalı ama içine girdiğin zaman bir universe'un, yani evrenin var gibi hissettim. Çünkü wow. tam olarak onlar, da o yüzden dedim hani aşağıda gömecekler, yuh falan diyecekler diye. Ama gerçekten öyle hissettim. Hani böyle... Türkçe bildiğine sevindiğin bazı şeyler oluyor, çok nadiren hı. yani. Oha iyi ki Türkçe biliyorum. Yani İhsan Oktayanlar'ın her kitabında yaşadığım bir şey bu. Hı hı. E, Melik Şah'la program yaptığımızda da aynı şeyi söylemiştim. Bant Megi izlemek, hani onun o Türkçeyi saçma sapan eğip bükmesini çok seviyorum. Hı hı. E, senin de albümünde ve normal bütün yıllar yılanda hani o konuşma tarzın ve birçok sevdiğin şeyi birleştirmen Kapalı bir dünya yaratmışsın gibi geliyor bana Vallahi. ve ona girdiğin zaman bir şey ifade ediyor. Benim için böyle oldu, herkes için böyle evet. olmayacaktır. Çok uzun süredir duyduğum en acayip paket. Bu çok teşekkürler. Çünkü çekiyor. <laughs> <Sen gülüyor> şey hissettin. gibi ne bileyim işte Ahmet Hamdi Tanpınar'ın o da aynı yerde benim için e, o okurken hissettiğim ve kelimelere dök, dökemediğim bir şey mesela bu. Ya da böyle işte ne bileyim Jefferson Airplane'i dinlerken işte bir sürü sevdiğim grubu ya da izleyip bayıldığım ve öldüğüm ama bir türlü kimseye de çok fazla paylaşamadığım filmleri falan. Dolayısıyla böyle şey birilerinde üstelik değer verdiğim işlerini sevdiğim birilerinde bunu yaratması çok inanılmaz mutluluk verici. Çok teşekkür ederim. Yani birilerinin sevmemesini çok Aşırı net bir anlamalıyız. Olur. yani Biz, Her konuda bu böyle. Şimdi hani insanlar şey gibi düşünebilir. ya Bırak işte herkes sevilmek ister. Hayır gerçekten yani Mesela şey gibi düşün. Ya herkesle anlaşmak istiyor muyuz bu dünyada? Hiç istemiyorum. Ya ben de kesinlikle istemiyorum. Birileriyle konuşmamayı, birileriyle yani konuşmak küslükten istemiyorum bahsetmiyorum. Ama evet. Bir Eyvallah. sevgi duymak istemiyorum. Konuşmak evet. okey ama mecbur konuşmak. zorunda da kalmamalıyım bence. Ya da yani en azından herkesi merak etmek durumunda da değiliz bu hayatta. Yani birileri kesinlikle. de benim kainatımın dışında kalabilir. Bu çok normal ya O yüzden mesela şey gibi düşünüyorum. zaten sanat yaratılan herhangi bir şey, sanat olma titrini almak zorunda da değil, ee, konuştuğun e, ya da bahsettiğin e, konular, cümleler, seçtiğin yol. Yani o kadar soyut bir dünyadayız ki anladın mı yani Çok. işte herkes kendi evrenini yaratıyor aslında. Ve e, birbirine dahil olmak zorunda değilsin, birbirini sevmek hiç zorunda değilsin. Ama işte mesela kendi beğenilerini ya da nefretlerini kendini tanımlamak için kullandığında iş biraz karışıyor bence. Evet, bence. Yani mesela ben senden nefret ediyorum ve bu beni tanımlayan bir şey dediğin zaman olay biraz karışıyor, sıçıyor hatta. Yani neden mesela kendini başkasına duyduğun nefret üzerine tanımlamakta bu kadar e, heveslisin? Burada bence böyle çok çocukluktan gelen bir sıkıntı var. Toplumsal olarak da bence yaşadığımız bir şey bu. E, böyle yani bir şey sevmemek cool bir şeymiş gibi geliyor mesela insanlara. E, yani, yani 20 yaşta kadar okey ama sonrasında. Evet işte mesela. Biraz ne bileyim etkilenmek, etkilenmemek, umursamamak mesela. Umursamamak çok önemli bir şey abi. Umurunda olmasın ya. Niye bu kadar Bitti o mevhum mesela. Bitti. Umursama mevhumu yok. Yani evet. Neden mesela umursamama kartını kullanmıyorsun? Çünkü aslında sen orada bir şeyle ilgileniyorsun. Ya olmak istemediğin bir şey ya da çok olmak isteyip olamayacağına inandığın bir şey belki de. Ve kendini sürekli oradan tanımlayarak aslında çok ciddi bir enerji harcıyorsun ya. Çok. Ben onu düşünüyorum deli gibi işte mesela bir sürü işte sözlükler, cartlar, cırtlar, cırtlar e, çok seviyordum okumayı ve şu an şeyi fark ediyorum yani herhangi biriyle ilgili tutarlı bir e, beğeni ya da öfke de göremiyorsun. Mesela sürekli bir Yok, öfke öyle. var. <laughs> evet. Herkese, her şeye yıkım, evet. öfke ve nefret. Bir paket olarak. Evet insan. artık orası evet. öyle bir platform gibi yani hani eskiden forumlar vardı ya işte falanı gömüyoruz. Öyle. Yani şu an bayağı Onların gitmesi iyi oldu sanki. Evet tabii ki. Bazı <laughs> şeylerin yok olması güzel oluyor. Evet mesela. <laughs> mesela pandalar da <saçmalık>. Panda, <laughs> Fazla cute'lar dünya için. ne pandalar mı? Panda duyarı. Büyük sim pandanın da abi bir insanı şey yapıyor ya. Ben niye yaşıyorum panda varken gibi. Ben aşırı seviyorum pandayı çünkü yani. <laughs> <laughs> Belki. O zaman sana YouTube'dan panda e, videoları, videoları... yağmaya başlayacak şimdi. Evet. Bu ara şöyle bir şey dinliyorum. E, Storytel diye bir app var. Şu an reklam almışız gibi. Burayı yok, ya. Içine, yani çünkü Kerem de çok dinliyor Storytel. Ha, bayağı şey gibi böyle e, tam bir e, İşim var ama kitap da okumak istiyorum ama ne yapacağım evet, ben bu kafayla gibi. şey. da diyemiyorum. Evet, gibi. kitap <gülüyor> dinliyorum. Dinliyorum. Peki okudun mu diyorsun? Mesela şu kitabı okudun mu yoksa... Dinliyorum diyorum ya. Dinliyorum. ya, çünkü o başka bir tecrübe. Yani şimdi kitap okumuyorsun abi itiraf et kendine. Bu Hayır, başka evet. bir şey. yani. Çünkü mesela görsel olarak hatırlamıyorsun artık onu. Başka bir dünya var kafanda. Öyle ben hiç dinlemedim. Biraz tuhaf. Neyse orada mutlu Bey'in diye bir şey dinle dinlemeye başladım. Yani bitirmek üzereyim. <laughs> ya, o kadar komik ki aslında böyle bütün verdiğin kararların yaptığın bütün saçmalıkların, güzelliklerin ve yani hayatına dair her şeyin dört tane e, hormon tarafından mini mini organize edilmesi gerçeği. Yani nasıl diyorsun şimdi? Şöyle. Hayır, ben de üç saattir falan burada benzer bir şeyden bahsediyorum da sen Ben de onu anlatacağım sonra. Ne diyorsun Ben ama teke indirmiştim. Ne ne o? Hangi? Bu hayatta kalma hormonum. Yok, ben Mark Twain'e inanılmaz Hayranım ve hmm. insan nedir okudum ve gerçekten etkisinden çıkamıyorum yani e, ve adam 1870'te yazıp ben ölene kadar ne olur bunu çıkarmayın çünkü kınamalarla uğraşamam çok kötü olurum filan dediği bir kitap. İnsanı çözmüş bana göre çözmüş ve çok ikna oldum maalesef. Evet. Ben de o zaman bir, ne bir dinleyeyim varmışım? ben. <gülüyor> 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 pardon seninkini al. <aldım. gülüyor> Benimkini çünkü anlatırsam ciddi linç yerim burada ama okuyorum yani evet. Yani bunda da aslında o sonuca varabiliyorsun bu arada ya. Kendini linç etmeye kadar gidebiliyor. Çünkü linç aslında de. yaptığın her şeyin e, özünde ve kendini linç etmekten de öte insanları anlamaya başlıyorsun. Yani işte evet. birilerinin niye o tepkiyi verdiğini, neden e, kendini kendini şey çalıştın, neden rol çaldığını, neden nefret üzerinden kendini tanımladığını ve diğer her şey işte kahveyi neden 73 tane içtiğini falan evet. mesela. Yani çünkü aslında Nedir çok 4 günü peki. Şey, hormon. işte hormon, Endorfin, ar serotonin, ha. oksitosin, bir de neydi? Dopamin. Bu. Bu dört hormon. Ee, yani bayağı işte... Mark Twain bunların da yalan olduğunu söylüyor mesela. <laughs> o tek güdüyü gizlemek için uydurulmuş. O güdü de şey herhalde, ha, e, soyun devamı. Hayır, o güdü kendi iç sesini onaylatma zorunluluğu insanın. <laughs> wow. Çok acayip. Yani... Beyin her zaman uyuyabileceği kararı verir diyor. Rahat uyuyabileceği kararı verir. Ve bu Aa, insanın yapısına göre çok değişir. Ve asla insan başkası için bir şey yapmaz. Her zaman kendisi için. Her kararını kendisi için verir. Biraz abartmış. Mark Fesitle Bey biraz okunu çıkarmış orada. Sen Mark Bey'e mi katılıyorsun? Oku mutlaka. Bak çok... şu an kendini onaylatmak istiyorsun abi. <laughs> Onaylar mısın? Uyuyamayacağım. <mesela>? <laughs> evet ya yani Mark ha haklı galiba. Abi inanılmaz örneklerle anlatıyor ve deliriyorsun ve şu anda gerçekten kendimden de soğudum biraz ve biraz kendimi... Tamam sen hemen de... şu an mutlu beyni dinle onun çünkü hormonlar anladım. sonuçta yani kanıtlanabilen şeyler böyle yani gösterebiliyorlar sana o hormon bir şey. <gülüyor> <gülüyor> şu anda ben kendim... Kadına ihtiyaç duyan bir insan mısın genel olarak yoksa laps diye böyle inandım mı inanır tabii ki kanıta ihtiyaç duyuyor. Ama yani kanıt dediğin şey hiç öyle e, hani duyularımızla bu, yani bu değil. değil. Evet. Yani. Benim kanıtım genelde işte e, daha başka yerlerde aradığım gerçekler. Tamam. E ben şu mutlu beyni biraz anlatmak istiyorum. Aslında özüm de şu. <laughs> Karşılıklı book club ya. <laughs> biraz dinleyelim ben de Pride mi? Ben Prejudice <laughs> okuyacağım. Mesela <laughs> Buyurun, Kesin yakında öyle programlar olacak. Evet, kitap okuma programımıza hoş geldiniz falan. Var Herkes kitap mi? okuyor. ve sessizce bir kitap hiç... okuyorlar Aa, okuyor. İçinde saat. İçinde ne okuyor? Aynen. Biraz gereksiz öyle. bir format. Bence bu olacak bir noktada çünkü yani artık formatların da bittiği bir nokta Bitti. olacak. <laughs> De <laughs> vallahi yani vallahi. Bir de Netflix'in artık yani bir şey ihtiyacı var sanki. Her Kitabı şeyi bitirdi gibi ne bileyim bu da olabilir. Ya bu biraz şey gibi ya sanatta her şey yapıldı abi falan gibi bir evet. şey değil mi? Yani bu tam sanatla ilgilenmeyen insan serzeniş. <laughs> Umarım bitmez formatlarımız diyor. Umarız. Ee... Küçük Bey'in... Ay şey mutlu. Küçük <laughs> Bey'in... <laughs> Benim lapsusum oldu. <laughs> buyurun. Vallahi mutlu Bey'in de aslında söylediği şey şu işte... E temelde hayatta kalmaya çalışıyoruz ve atıyorum 3 yaşındasın ve annen kahve içerken seni kucağına aldı, öptü ve sevildiğini hissettin ve kahve kokusu geldi burnuna. Bu örneği vermiyor ben şu an atıyorum yani. Tamam. Güzel attın. Ve atayım. evet, sen aslında bir noktada bilinçaltında şunu kodluyorsun. Kahve kokusu iyidir. Hmm. Ve dolayısıyla aslında kahve kokusu bir bağ kuruyorsun ve belki de 73'ten kahve içmenin bir nedeni de bu oluyor. Tabii bu kadar böyle hmm. matematik Yok yo, ben ama... buna katılıyorum galiba ayrıca yani. Evet yani evet. aslında hayatında seni sevilmiş, onaylanmış, beslenmiş ve doymuş işte hayatta kalmak açısından sıkıntıların giderilmiş hissettiren her şey senin hanene olumlu puan olarak yazılıyor. Ve o olumlu puanlarla bir harita yapıyor nöronlar diyor ki işte bunu yaparsan sağlıklı olumsuzlar. kalırsın. Olumsuzlar? Yani mesela olumsuzlar işte dondurmaya yiyorsun bir arabanın arka koltuğundasın çok eğleniyorsun ve... Kaza, bu da mı sallamadın? Kaza, hayır bu var. Bu Çünkü benzer kalitede. yüzden öğrendim. <laughs> bu var var. Ve yani dondurma yerken kaza oluyor. Şöyle bir şey olmuş. Yani adamın... Bir daha dondurma yemiyor mu? Mesela? Hayır mesela şöyle oluyormuş. <laughs> oluyormuş değil mi? Bu kızın kendi öznel tecrübesi tabii ki. Kız uyanıyor ve e, mutlu olmanın e, inanılmaz kötü bir şey olduğuna inanıyor. Kahkah falan atamıyor bir süre. Hmm. Ve hiçbir şey hatırlamıyor zihninden silinmiş her şey. Sonra ortaya çıkıyor ki bayağı kız işte dondurma yiyorlar, çok mutlular, arkada oturuyorlar ve aşırı eğleniyorlar. Ve o sırada bir kaza oluyor, bir sürü insan ölüyor filan. Ve kız hayatta kalıyor ve sanki işte bilinçaltı onu sen mutlu olduğun için oldu bunlar gibi bir sonuç. Tamamen saçmalık ama Hatta İnsanın beyni bu kadar. Evet işte. O yüzden çocuk doğurma bayağı, bayağı iddialı. Bayağı evet. Ben de yani çok te şaşırsın. tebrikler diyorum <laughs> valla. Şey bu arada gerçekten tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hepimiz. Siz. Böyle izleyeceğiz sizi yani. hani Çünkü ben de, baktığımızda ben... yani Müge'yi de seni de uzaktan bakıyorum. Hani mükemmel bir anne baba olabilirler herhalde falan diyor. Yani, evet. <laughs> Dolayısıyla biz e... şaşkınlığımızı koruyoruz hala konuyla ilgili. Sanırım ölene kadar da koruyacaksınız. Evet, evet. Evet. Çünkü ben şey zannediyordum çocuk yapmayı. babama falan bakıyordum mesela. Hani konuya hakim gibi geliyordu <laughs> sen çocuk bakma fikrine ya da hayatla ilgili <laughs> bazı şeyleri çözmüş gibi geliyordu. Hı -hı. Hani şu anda çözmemiş olduğunu da anlıyorum ama kendimle hiçbir şey çözmedim yani gibi. Galiba kimse hiçbir şey çözmüyor ya. Evet. Ben de onu böyle anladım bir noktadan sonra ve o büyük hem bir yıkımdı hem de müthiş <laughs> şey, şey hak verme anıydı. Çünkü böyle insan babasının ultra süper güçleri olan işte evet. babam o benim filan hata yapmaması gereken işte sürekli kol kanat gerebilecek kudrette keza evet. anne işte anne filan. Ve orada kendimi koyuyorum oraya. Tabii. <laughs> <Yani> YouTuber'ım. <laughs> Arkadaşlar kanalıma hoş başka eve gidiyor bu. Benim babam YouTube. Ama böyle işte yani evet, aslında evet. Yani benim babam da işte resim yapıyordu. Yani Düşünsen gidip kurbağa çiziyordu. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet, babam benimki de ciddi asker falan hani ateş ediyor falan. Filan. o da ilginç. O da iyi, bayağı ilginç. Ve şey o, o gün yani onu anladığım anı hatırlıyorum yani. Hızlıktır hani Benim babam da bir zamanlar çocuktu, küçüktü evet. ve böyle aptallıklar yaptı. Hatta galiba hala yapıyor ve ben bunu kabul edemiyorum. <laughs> bence o yüzden çocuk yapmamızı istiyorlar ya zaten. Ve bence o yüzden çocuk yapmamalıyız. <laughs> Olabilir. Bence bunu aile göreceğiz. çok iddialı bir şey söyleyeceğim ama. Söyle. E, üzgünüm linçlere hazırım oh. yani bu benim fikrim. Aile virüstür. Katılıyorum. Evet yani aile dediğimiz kurum virütik bir kurum. Bu da yani hani ya da bakteri diyeyim sonuçta çok yararlı bakteriler de var. Yani, evet. ee, şu, şu anlamda. Burada da aslında söylediğim bir şey yani akrabayız diye birini sevmek zorunluluğu falan böyle korkunç, iğrenç bir dayı gereksiz bir amca falan bir sürü şey var ve hayat. 50 yıl onunla takılıyorsun evet, yani. Evet ve oğlum bak dedeni ara falan. Ya. <laughs> <laughs> Yani... Neden? Dedem mesela onu aramam için gerekli e, sorumlulukları yerine getirdi mi mesela? Mesela. Benim, de, hep de, benim dedem şey getirdi. Yani. Bak ben çocuk aradım. yap şey oluyorsun böyle. Ee, daha olmamaks, olmamış olmasına rağmen çocuk öyle şey oluyorum. Ya adam haklı galiba. <laughs> o yüzden yap diyorlar abi. Çocuk yap çocuk yap. <laughs> yap. Ne, ne kadar zor bir şey oldu. <laughs> bir yap yani bir anla onu. Bir yazık. Tamam <laughs> tekrar çocuğu... katılıyorum. Böyle bir duygusal bir bakış açısı değilim. Ama... Bazen o saçma duygusallık geliyor böyle. Yazık, onlar da zorlanmış. Ya. Evet. Orada normal kendi çocuk yapmadan önceki canere dönmeye çalışıyorum, mantıklı biraz daha mantıklı bir sevgiden gözü kararmamış canere dönmeye çalışıyorum. Ya, enteresan bir süreç olacak benim için. Evet, bizim için de size bakmak. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela hani çocuğu kendi için yapanlar var ya. Yani ben sıkılıyorum şu an. Sanırım. Herkes mi? Ay çok kötü bir haber. Ben yani şu. Kim ben çocuk sıkıl... için mi çocuk yapıyorsun? Hayır ama mesela şu değil mi? Yani hani genetik abi ve bu aktarıyorum gene. O <laughs> yani, kadar memnunum ki bir de yani. O çok keyifli. Şu önemli. genler kalsın mı yani. Devam etmesin mi gibi bir motivasyon mu acaba? <gülüyor> <gülüyor> bu mu yani? Mesela ya ben şey... de bir motivasyonum olur zannediyordum çocuk yaparken. Yok. Yok yani. Yapıyormuş. <laughs> Değil mi? <laughs> şey gibi yani hani bakın ne olacak diyorsun. Ben de yapabiliyorum. Yapabiliyorum. Yani, yani asla yanlışlıkla falan olmadı hani böyle Okey yani çocuk yapalım yapalım Bir de bunu yani. yapak falan gibi. Bir de bunu da yapalım. Hani mutluyduk zaten. Mutluyuz belki daha böyle tatlı ilginç bir şey olur falan dedik. Şey çok acayip Öyle. işte o yüzden inanılmaz heyecan ve yani. merakla bakıyorum çocuk yapanlar. O yüzden şu an sana böyle bir dene deney faresi gibi sorular sorma. <laughs> ben yani... de kendime soruyorum. Bir şey soracağım. Mesela belkiler falan var işin içinde. O çok acayip. Mesela belki iyi bir şeydir değil mi? Çocuk yapmak. <laughs> <laughs> yani. Yani yok kötüyse falan. Yani ee, ne yapalım onu da artık yaptık falan. Yani yaşayacağız gibi bir şey. Bunda Bu Bunu da izleyecek enteresan. Evet tabi. Mecbur abi ne yapalım? Biz bize mi sordular? Bir gün anneme şey demiştim ben. Yani böyle bir şey oldu falan filan. Böyle ergenlik şovu. Ee, bana mı sordunuz ya dedim yaparken falan. Fix bir ergenlik şovu. Evet, döndü ve bize de sormadılar dedi. Ve böyle hani kaynar su. Ve böyle. böyle <gülüyor> <gülüyor> müthiş bir atak. Böyle şey oldu. Doğru ya kimse sormuyorlar ki. Yani ne ne yapıyoruz? Fikri değil evet. Burada Hakan Taşıyan'ın dediği gibi ne yapıyoruz biz ki. <gülüyor> <gülüyor> Çok hakim değilim ama. Ee, o videoyu hemen bir görelim deyip buraya. Ha bu bir şarkı değil mi? Taşmaladığı <laughs> bir an mı? Hayır Hakan da. Taşıyan alkolü taşıyamadayız. Ha, ben tekim gibi bir an mı? <laughs> evet. Yani onun babası öyle. Söyleyeyim. Hadi ya. O an bakacağım. Onu bir izle. Yani neyse artık çocuktan çıkalım. Yani zaten başka bir şey He, konuşmuyorum artık hayatımda. Bir şey yok aynen. Herkes böyle olmuyordur herhalde. Yani. Neyse tamam artık geçiyorum yani. Geç geç. Peki e, ne yapacaksın şimdi? Hemen onu söyleyeyim. <laughs> ne yapmayacağım? Mesela çocuk yapmayacağım Dur, Gerçekten bu şey. kadar net misin? Yok ya hiçbir Ben hiçbir konuda net değilim ben açıkçası. De. Yani e, ben, yarın ben, ben, ben. bütün fikirlerim değişti ve ertesi gün hamile kalacağım planıyla da gelebilirim dünyaya. Evet. evet <laughs> Ancak... ben hem evlenmeyeceğim hem çocuk yapmayacağım konusunda çok nettim yıllarca yani. Evet. O ya çok belli büyük olmuyor. konuşmamak gerekiyor. Hiçbir mi? konuda büyük konuşmamak lazım. Ya da konuş tabii ki ama o fantastik bir dünyada kalıyor böyle evet. bir şey olarak, slogan olarak. Ne demişler? Büyük lo... <gülüyor> 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 Önemli bir laf gibi. <laughs> yani göreceğiz bunların hepsini. Evet, evet. Gayet Yolu peki nerelerde şey yapacağız bundan sonra? Takip edebileceğiz. Vallahi kesinlikle filmlerde takip etmeyeceğiz öncelikle. İstanbul kırmızısı gibi. Evet, bir... ilk ve son tecrüben. <laughs> ben uyardım. Niye ya? Yani ben çünkü kendisi uyar. İnsanlar bazı şeyleri iyi yapar, bazı şeyleri çok kötü yapar. Mesela benim çok kötü yaptığım oyunculuk şeylerden mu? biri. Yani ona oyunculuk diyerek sildim. <laughs> mesela sonuçta Al Pacino'da oyuncu. Presence. <laughs> evet varlık diyelim. Bir evet. filmdeki varoluşumu sürdürmeyeceğim müzikal anlamda. Bu dışında. konuda da çok büyük konuşma var. Aa. Belki çok iyi bir <gülüyor> şey geçti. Flash forward 3 Hayvan gibi ünlü olmuş. Nuri Bilge Ceylan'ın filmi duruyor. Dizilerde böyle ağlıyor bitiyor. <laughs> Fox Medya Bum dizisinde ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> o böyle ultra hede <laughs> şov yapan gayet sanki. O, Anam falan diye bağırıyor Fox Ben <laughs> 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 yani şimdi lütfen be careful what you wish for derler ya şu an. Hani her yeni kelimeyle geleceğime dair bir böyle baltalı saldırı oluyormuş gibi hissediyorum. Hayır canım belli olmaz. Çok büyük kaşeler dönüyor bu sektörde. Yani. Ya bizi para satın alabil alabilseydi abi. <laughs> Onu da söylemiyor. <laughs> belli ki <alabilirim>. <laughs> beni aldığı dönemler oluyor. <laughs> Hadi ya. E bazen çok leş duruma orada. Mesela beni bir televizyonda bir dizide görüyorsan belli, çok ki, çok düşmüşümdür. <laughs> çok borcum vardı. Dedeye yardım çek. Dedeye yardım edelim. Ya o konular dostlarına e, başvurmaktan çekinme Caner'cim. Çok başvurdum. Canım. Hiç. Çünkü Böyle ettim kredimi <laughs> artık. Hayır çok yedim arkadaşlarıma, okay. eşimi, dostu. Soyadını bildiğim herkese borcum vardı bir ara. Doğru. Yavaş yavaş ödedim. <laughs> Konu buraya nasıl <laughs> Ne bileyim anladın mı? Geliyor yani. Peki biz... Canel, neden müzik falan diye ben Bana nasıl <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Yani mesela şeyin e, herifin adı Bob Marley. Bob Marley yok. Evet, Bob Marley Faruk. şöyle bir... Sadece Goran'ın bir... Bob Marley Faruk'un çok güzel bir dinlisi var. <laughs> evet. Şey diyor. İşte yani erif soruyor hani zengin misiniz? Adı diyor ki yani zenginlikten kastın ne? Yani çok para yaptınız mı diyor müzikten? Sence de çok para gerçekten zenginlik midir yani filan? Bu edebiyata giriyor. <gülüyor> 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 Belli ki çok para yapılmış. Belli ki söyleyemiyor. Sence <laughs> öyle mi? Yani. <laughs> i̇şte bana kalırsa da öyle de filan bir yere bağlı, bağlıyordur belki bir noktada. Neyse ama sonuç olarak e, küçük bir yaşta izlemiştim ve şey çok etkilemişti beni. Yani gerçekten mesela bir sürü şey var ve parayla satın alamadığın halde e, ulaşamıyorsun yani eğer çabalamıyorsan. Mesela ne gibi biliyor musun? İsterim bilmek. Hı? Bilmek isterim. Evet. Yani söylüyorum diye düşünüyorsa da. Yani mesela işte saygıyı satın alamazsın yani o göstermek bir şeydir. Ya da sevgiyi de aslında satın alamazsın filan falan. Dolayısıyla ha. sen bu filmleri yapma. <laughs> Böyle <laughs> bir yere bağlı Adam gibi film evet. yaptım. Bu, buraya nasıl geldik hiç bilgim benim, yani benim şey, yok. yok şu an. Kafam gitti. <laughs> Genel olarak böyle. Aynen. Şu an sen bizim çocukluğumuza falan indin ya. Sen burada bir şey yapıyorsun. Bu kahvelere bir şey katılıyor abi ben ya evet. Bunu aşağı çok yazıyorlar <laughs> evet. bu arada yani. Niye Gerçekten mi? Evet. insanlar da bu kadar her şeyleri anlatıyorlar. Çünkü abi bir noktada böyle şey... Sevgiyi falan tartışırken buldum kendimi. Benim yüzümün bence bir şeyi var, hipnotize <laughs> edici bir geometrik şekli var. Var, doğru. Gerçekten ona düşüyor. Doğru. Çok böyle bakarak böyle şey oluyorsun hmm. ve yavaş yavaş çocukluğuna iniyorsun. Hmm. Gibi. Aa, çok manyakçaymış ya. Yani teorik olarak. Da... Çocuğuna da çocukluğunu indirmezsin yani. <laughs> ya çok ilginç şeylerim var, fikirlerim var <laughs> çocukluğumda. <gülüyor. gülüyor> onları onları ki sosyal hizmetlere buradan selam söylerim. Alıyorlar yani, <laughs> direkt alıyorlar. alıyorlar. <laughs> Alındı yok. O maneden alacak. Aa bir hmm. şimdi burada şeyi görünce, e, Strike'ı görünce ben de sana bir şey söylemek istiyorum. Evet. E, Melik Şah sayesinde... Ne, oyun mu oynuyorsun? E, hayır senin oyuna olan muhteşem ilgini evet. ve dünyada birilerinin de hala özellikle Türkiye'de bu kafada olmasına inanılmaz... Hala e, da bir aşağılama tonu mu var? Asla ha. ben kopuyorum çünkü. Ha, tamam. Yani böyle e, mesai senin kadar harcama ihtimalim tabii ki yok çünkü hani... Gerçekler çok acı. Ben, ben çalışan bir insanım. <laughs> ben <evet. gülüyor> Hayır, ben e, uçakların ekonomi klasında gezen Uçakta biri. Uçakta en sevdiğim şey bu arada çantama oyunların rulebooklarını koyup kurallarını öğrenmek. O Al işte. Yani bu müthiş bir adammıştık. Ben mesela çok kuralları gireyim, öğrenmeye fazla. yoğun. Yani biri bana onu Ben öğretirim. Öğrensin. Oyuna ya. varsınız. Dev. Valla. Ya sen değil misin? Hatta mekşahımız... Vaktinde ne organizasyonlar yapmaya çabaladı hatırlıyorsan ilk böyle. Evet olmadı bir grup i̇lk... vardı WhatsApp evet, grubu. Evet olamadı ama olacak o grubu tekrar canlandıracağız. Ama yani. o zaman sen böyle şeydin ben hani sadece seni Gaye Suakyo olarak tanıyordum hiç karşılaşmamıştık. Bu salak bizi bir anda WhatsApp'a koydu. Ben böyle Gaye Suakyo'la oyun planı yapmaya çalışıyoruz. Bir de hani sende de bir şey var galiba hemen yargılarla üstüne yükleneceğim. E, ee, ben de mesela hep şey derler, sana çok gıcık oluyordum ilk başta. Sonra sevdin falan. Sende de o kapalılık biraz var galiba. Değil önce. Canım, Değil canım, galiba evet. O yüzden de ben sana pek yaklaşmam Çünkü ben de aynıyım. Böyle farklı mekan merhaba deyip uzaklaşıyorum Sonra da sen bir anda çok ünlü oldun. A -a. Bu dünya şeyleri başladı. Guardian'lar bilmem ne. Ben Hı. böyle sanki böyle mi? daha fazla sohbet etsem yalakalık yapıyormuşum gibi. <laughs> Anladın mı? Kız patladıktan sonra. Vay iyi nasılsın ya? deyip sağlamıyorum. <Aynen. Hiç oralara giremedim böyle. <laughs> Allah'ım ya. Bir Vay mesafe koydum. Bu şöyle, <laughs> bunun Saks. kesin psikolojide bir ismi olmalı. Geri Aşırı... zekalı. <laughs> <alıp gibi. gülüyor> evet, yok. Şöyle ki mesela yani farklı türevleri tabii bu ama yani dediğini ben de çok yaşadım vaktinde türlü insanlar için mesela aşırı böyle ben merak ettim ya da hani konuşsak anlaşacağımızdan emin olduğum ya da sevdiğim ve hayran oldum ya da işte tam olarak dediğin gibi hani abi hani konuşabiliriz falan evet. ve e, <laughs> mesela işte bir yerde karşılaşıyorsun ve gafil avlanıyorsun ve kötü davranıyorsun. Ya falan hep yapıyorum <laughs> bunu işte. <laughs> Özellikle hani gerçekten konuşmak istediğim biri olunca böyle çok yalaka durmayayım ama evet, deyip de, de ayılama mesafe koyuyorum bir hanım. Ya ben okullarda en kötü insanım öyle söyleyeyim. Yani işte e, mesela sosyal zeka herhalde üç falan çıkacak baksana. <laughs> Benim de galiba çok kötü. Ya sen bir de oyunculuk eğitimi falan almışsın kesin. Ben zaten nasıl aldım hiç anlamıyorum. Gerçekten, Gerçekten ben nasıl sana oyunculuk Sana verdiler herhalde? herhalde sen almadın. Ya vermediler de 10 yıl falan süründürdüler de. Ha. sete ben nasıl gidiyordum? Nasıl? Ya oyunculuk çünkü şöyle bir şey. Pardon herkes bana bakabilir mi? Lütfen ben burada bir evet. şey. öyle bir şey böyle bir meslek yani. Benim hani bütün ha. psikolojimin tersi gibi yani. O yüzden ben birebir de sohbet etmeyi çok seviyorum. Böyle hemen kitleyin birilerine hayvan gibi muhabbet i̇şte O da yok anladım. bende mesela. Ya yok mu? Yani ben yok derken var. şu mesela çok sevdiğim insanlarla onu hemen yapabiliyorum. Çünkü içgüdüsel olarak gelişiyor ama tetikleyemiyorum onu. Yani atıyorum işte şu an önemli bir an ve o insana saygı duyduğumu ona hissettirmeli ve sevgi dolu bir merhaba demeliyim mesela. Evet. Merhaba Bu gibi bir şey çıkıyor. Olmuyor. <laughs> çok kötü oluyor. Ya da bana öyle geliyor mesela. Işte, Ay şu an ne kadar yapmacam ya falan. Oluyor Hı, mu ya, hala? Falan böyle tıkı... Evet de. Bunda da çok oluyor ya. Ya yani o benim bug'ım bence. hani Ve insanlar o yüzden beni çok e, belki de bir sürü insan yani o falan ya da çok etkili değil. Bir falan diye olabilirler. E sadece kendi içinde mutlu gözüküyorsun. Hani yalnız bıraktığımızda kendi içinde Doğru. mutlu bir insan gibisin. O yüzden de ben çok yanına yanaşmayayım. Ay. O zaman çok iyi. Yani. <laughs> <anladın mı>? Gidip <laughs> tadını kaçırmayayım. Ee, şey, bize bağışlasın. Ben tadını kaçırırım. <laughs> 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 Öyle bir his almıştım. Ne saçma? Ne yapıyoruz? Yo bizi? doğru. Bulaşmayın abi. <laughs> <Stringle, gülüyor> İnanılmaz. bir psikodrama seansına doğru ya, geldi. Kim, bazı insanlar çok iyi eğleyebiliyorlar birbirlerini. Yani işte, vay, bilmem ne işte. Small talk'u işte, çok iyi yapan insanlar var. Çok kıskanıyorum. Kim acaba? Ya o <gülüyor> sürekli <laughs> konunun Melikşah'a geldi. <laughs> şu kameramı noktada dön. Bir saçma. dönsene ya. İlk defa böyle bir şey. Ali e döndüm çünkü o da en az benim kadar o işleri beceremeyen bir birey. Hatta benden kötü olabilir. O yüzden birbirimizi bulduk. Yani bayağı Ali Güçlü de en az benim kadar işte potlarıyla olsun. Ee, nerede ne yapacağım çok... bilemeyen vücut diliyle olsun şu şekilde. Ya çok kötü ve bu geçmeyecek galiba. Ben biraz evet. eğittim kendimi mesela lisede falan aşırı kötüydüm. Bir insana gidip konuştuktan sonra eve gidip uyuyamıyordum ya yani ben neler dedim abi ne dedim ben falan diye deliriyordum biraz eğittim kendimi galiba sallamamın gayet iyi, iyi gidiyorsun bence mesela şu an yani hiç sıkıntı yokmuş gibi görünüyor dışarıdan işte bende de öyle bir gibi görünüyor işte bende de öyle herkes sende kibir gibi görünmüyor de böyle Aa, biraz duş et bir duş Düşmek kafası. Yani böyle biraz kek bir tip herhalde evet, gibi. Evet. Yani Olur. o hani nörtlüğün getirdi. Bu çocuk kesin Mükemmel bir bölüm oldu. Gayet sanki oğlum birbirimize küçük hakaret. <laughs> evet biraz da birbirimizi küçük düşünüyoruz. Ya böyle <gülüyor> sende... <gülüyor> yani şey gibi. Hayır bu böyle ne şey gibi. Bir insan bat et kekliğinden bahsediyorum. Evet. Ya da işte Çok ne Birken Morty. Ederim. Keklinden yani böyle şey abi yani. kendi dünyasında işte muhtemelen bilgisayar oyunları ve normal e, oyunlar oynayarak e, bütün hayatını çürütebilecek bir birey ve bu onun zekasından kaynaklanıyor falan gibi hani varsayımlar. Ya bir hikaye anlatacağım ama bu ne kadar politik. <laughs> Melik Kişat buna engel olur zaten dur. Bir arkadaşım vardı oyuncu falan ünlü bir tip adını söylemeyeyim iyice sıçmasın. Az sonra bulacağız muhtemelen evet. <laughs> ee, yok onun evine gittim bir gün böyle dizide falan oynuyorduk beraber. Karısı da oradaydı. Karısı da ünlü falan Sonra bana böyle çok tatlı davranmaya başladılar. Tamam. Böyle, Ekstra. Ekstra. Ne yersin? falan diyorlar. Yani ne bileyim ne yiyorsunuz? Hayır hayır ne, ne, yani nasıl sen bir şey Hayır evet, Sen söyle. Falan. Aşırı iyi davranıyor. Böyle yani ne bileyim falan dedim. Sonra <laughs> Ay, şey diyorlar. Korkunç. Ay seni işte Timur'la tanıştırmamız lazım. O kadar iyi anlaşacaksınız ki filan diye. Bir kuzenlerinden bahsediyorlar. Abi Timur, Caner tam Timur değil mi ya filan diyor. Evet filan. Bir hafta sonra beni Timur'la tanıştırdılar. Timur konuşamıyor. Garip hareketleri var. Bir anda pencereyi açıp bağırıyor Timur. filan. böyle bir tip. E, ve ay, benimle çok yanlış Yani ben bir anda dedim ki insanlar ben tanışınca beni nereye koyuyor <laughs> Ben nasıl görünüyorum? <laughs> çok üzüldüm <laughs> yani. Ben kendim... <laughs> Timur'un sana bebek olmak dışında bir suçu yok aslında. Tamagotchi Timur. <laughs> <laughs> yani... E, bu... <laughs> Hayır, hiç yani işte böyle insan kendi kafası kendi koyduğu yer, yere konulmuyor toplum tarafından <laughs> kısaca. Böyle yani bir... ben mesela Rick and Morty diyorum. Herifler mutlaka şey ben sana demiş bunu koyma. <laughs> Yo her türlü. Ben zaten gittikçe Süheyl'e döndüğü saçlarım falan çok tuhaf bir yere gidiyorum. Ya şey işte bak Toptan mesela burada şimdi şey felsefik bir yere falan varmak istemiyor Var kafam ama mesela şöyle bir şey de gösteriyor bu durum. Yani herkes gerçekten kendi e, vizyonu kadar görüyor ya seni. Evet yani o herif de seni onunla yakıştırmış sanki kendi evet. başka bir yere konmuş bakmış dedi. ben de ben... orada kendi kendime oturuyorum konuşuyorum şey evet, olayınla... olmuş Belki Timur benden çok daha zeki bir insan. Olabilir. Bu arada Timur da seninle ilgili arkandan aynı şeyi söylüyor. Beni ben. bu aptal yani, <laughs> bir yere koy. <koyuyor>. Bağıramaz <laughs> mıyım abi ben camı açıp istediğimi? Mesela yani bu işte sosyal e, kuralları e, aşırı umursayan insanla mı beni bir araya koydunuz? Yani insan camdan bağırmayacaksa hayatın ne anlamı var abi falan. <laughs> bu kadar göreceli <laughs> olması <gülüyor> çok hoşuma gidiyor gerçekten. Müthiş. İşte zaten o hiçbir şeyden aşırı emin olamama evet. durumu buradan kaynaklanıyor. Sizin Makeşa'yla yaptığınız programın da ee, inanılmaz ilham verici olmuş. Bir nedeni oydu. Yani böyle üçüncü kişi gibi oradan sızıp şunu istiyorum Arkadaşlar çünkü hani hayat bu kadar emin olunabilecek bir yerde, çok fantastik bir yerdeyiz ve tabii evet. ki kendinizi sorguluyorsunuz. Ya yani bir film yaptım ve dünya değişecek falan. Ama var böyle yaşayanlar. Tabii ki var. Ama zaten dünyayı değiştiriyor onlar bunu söyleme ihtiyacı duymuyorlar mesela. Hı. Yani bir bir film yapıyor herif. Harbiden dünya değişiyor. Ve sorduğum bir filmle sence. Yani dünya yeni bir yer oluyor tabii ki. Oluyor Değişince mi? şöyle bir şey olmuyor. İşte Biyonik Kadınlar Gökten yağmıyor mesela tabii ki ama artık yani işte ne zaman David Lynch yaptığı filmlerde tabii ki daha özgür film yapabilme fikrini getirdi mesela sinemaya bence. Ve belki bir tek o getirmedi ama bir tuğla koydu herif. Yok, güzel Ve işte. tabii ki değişti. Yani eskisi gibi değil ama sen bir aptallık yaptığında da dünya değişiyor aslında. Yani hani değişmiyor değil. Değişiyor. Ya da işte IŞİD geliyor milletin kellesini kesiyor. Tabii ki dünya aynı yer değil artık benim... Dünyama o görseli soktu herif ve artık benim için daha başka bir yer. Dünyanın. Senin içinde yaşıyor aslında Evet tabii ki ve tabii ki işte orada da şey oluyor bence, yani sen nasıl değiştirmek istiyorsun dünyayı? Yaptığın aptallıklarla, işte insanlara öfke kusarak, boktan bir forumsu, platformlarda birilerinden ne kadar nefret ettiğini anlatarak mı dünyayı etkilemek, ona bir katkıda bulunmak ya da kendini eylemek istiyorsun? Ya da gerçekten yine hayal demişler. ettiğin bir şey vardı ona ulaşmaya çalışırken e, acı çeksen daha mı iyi olur falan. Yani çünkü bu varoluş evet bir acı bir taraftan yani hiç böyle inanılmaz mutluyuz harika her şey dünya mükemmel falan değil yani acı çekiyoruz bir tarafta Orada benim böyle uzun yıllarda vardığım bir sonucumsu bir şey var her anda değiştirebilirim ama bazı insanlar gerçekten tüketmek için yaşıyor, bazıları da üretmek için yaşıyor gibi gelmeye başladı. Gerçekten ikiye ayrılıyor gibi. Yani biri bir film izlediği zaman iyi bir film, daha iyi filmler izlemek istiyor. Bunu da izleyeyim, onu da izleyeyim film. Biri film izlediği zaman iyi bir film yapmak istiyor. Ve gerçekten temel ayrım bence bu 6-7 yaşından falan başlayan bir şey. Yani ben iyi filmler yapmadım uzun süre. Okey onu kabul ediyorum ama hani o yol o yolda ilerliyorum işler öğrenme da Uzun bir yol gibi geliyor. Herkesin şartları aynı olmuyor ya da beyin çalışması falan. <laughs> ee, dur neredeydik? Bak mesela işte senin şey üretme ve tüketme. çok yüksek bence insanların zihninde. Yok değil aslında. yani. Bence öyle. Çünkü mesela diyorsun ya, kötü... doktorlar Ayhan Kaplan diye bilen beni bir sürü insan vardı. Sen doktorlarda da mı oynadın? Hani? Her yerde okay. oynadım. Evet teşekkür ediyorum. <laughs> i̇şte sen neyi görmek istiyorsan onu i̇şte Onu diyorum mesela bazı insanların başka bir intibası var, itibar var zihinlerde. Sen mesela o konuda çok şanslısın. Yani şey demek istemiyorum yani şanslısın abi falan değil. Yani çizdiğim paket ben de işte dediğim gibi o Cenkler'den Rick and Morty, Beavis and Butthead falan gibi bir 90'lar Akmar'dan henüz çıkmış evet. işte. Evet. evet. metal CD'lerini ya metal gruplarının CD'lerini çantasına koymuş. Evet koşarak gidip onları dinlerken cips cip. yiyecek. <laughs> i̇şte bu sana göre iyi bir imaj mesela. Evet. Öbürüne göre Timur'un arkadaşı olman gereken bir imaj. ya. Yani. <laughs> Aynen öyle. Seri katilleri çok seviyor demişti bir de karısı bana. Aa. şey için Timur için değil kocası için Hı. seri katilleri çok seviyor çok ilgileniyor falan ben de Jack the Ripper'ın bir figürünü aldım hediye olarak. Sen Timur'a oynadın mı? Timur hasını... değil. Ha kocası. Çok kocasına. Abi nasıl buz kesti ortam? Bu ne filan oyuncak mı filan diyor. Ben çok yanlış insanlar arkadaş olmuşum galiba. Herkes hediye getirdi ayakkabı, saat filan. Ben götürürüm Jack the Ripper filan. Ve buna... Oradan sonra Timur'a beni yönlendirdiler <gülüyor> <gülüyor> zaten. Çocuklu seri <laughs> potansiyeli var diyerek. Evet. Bu yani. Seni hiç kariyerini falan pek konuşmadığımız evet, garip ya, bir garip Evet biz ne konuştuk bugün ya? Bilmiyorum. Oluyor işte bir şey bazen. Şey. Bir sürü şey kafamda vardı sen konuştun bir, bir anda bir oldu. kendi beynimin derinliklerine doğru bir... Bende de öyle bir etki vardır. Bunu sana öyle söylemem mi? gerekiyordu. Evet yani ava giderken avlanı verirsiniz. Hadi ben nasıl röportaja başlanır, konu sana gelir falan. Yani <laughs> <laughs> yansıtmacı bir insansın. Ben dinlemeyi daha çok seviyorum anlatmaktan galiba. Hatta ha. işte birkaç röportajımda böyle bahsettiğim bir şey yani. Bana kalsa hiç röportaj yapmayayım gibi bir yerdeyim çünkü... Niye? Yani çünkü a, röportaj aslında insanın e, metin olarak bir şeyler anlatması ya ya da sözel olarak hitabeti. Evet. Yani zaten o kadar ilgileniyor olsam ne bileyim işte kitap yazıyor olur. Yani yazar ya, olur. Bence şu anda öyle değil. Hitabet. Sen anlatmazsan birileri seni anlatıyor saçma sapan. Yok oradan şuna varacağım zaten. Yapıyorum röportaj çünkü yani yoksa yapmazdım gerçekten. Motivasyonum şu e, böyle ilk gençlik yıllarımda işte rol falan vardı inanılmaz. Evet. E, hayatımız. işte bak mesela rol hayatımı değiştirdi, yani dünyayı değiştiriyor ama benim dünyamı değiştirmişti. Benim de değiştirmiştir büyük ihtimalle. Evet değil mi? Ve yani rol, rolde okudum röportajlar o kadar kıymetliydi ki benim için. Böyle bir sonraki ay gelse de işte bakalım kim işte Nick Cave'inden falanla da Patti Smith'inden bir sürü insanın orada inanılmaz iyi çevirilerini evet. okudum. Ve bazen bir cümle gerçekten senin için çok önemli oluyor. Söylediği, Kesinlikle. sevdiğin birinin söylediği bir cümle. Evet ve yani mesela benim motivasyonum da galiba şu an iyi bir röportaj vermeye çabalamanın altındaki e, durum şu. Yani belki birileri gerçekten oradan bir cümle ayıklayacak. Ona evet. iyi gelecek. Yaptığım müziği biraz daha ona e, yakın hissettirecek. Ya da işte ne bileyim oradan iki tane kitap duyacak. Üç tane film duyacak ve izleyecek. Aa, iyi bir şey aslında röportaj ama iyi röportaj vereyim o zaman. Bence Değil kötüsüyle de kafa. bazen o kadar saçma bir şey söylüyor ki herif ben şey oluyorum o alan bu herif de saçmalıyor ya. Yani <laughs> ve benim çok sevdiğim bir insan ve saçmalıyor ve adam dünyaca ünlü. Hı -hı. Hani çok... ama bu da onun iyi bir röportaj verdiğini gösteriyor aslında. Hani saçma sapan bir şey söylemiş gibi geliyor sana belki. Diyor ki işte hayat boktur ve ben onun içinde bilmem ne falan bir evet. aforizma sıçıyor orada. Ve yani aslında herif sana iyi geliyor çünkü senin saçmalığına aynalıyor falan. Hmm. Okey o zaman sanki hafif hafif bu garip seansın sonuna doğru. Ay evet Var ücretim mi? ne kadar gerçekten. <laughs> <laughs> Var mı pişmanlığın? Bu son bir evet. saati mi Vallahi niye daha önce e, daha yakın arkadaş olmamışız, pişmanlığı İşte benim varmış. anlattığım şeylerden ötürü. Benim evet. zamanlamayı tutturamayıp yalaka gibi görüneceğim korkumla senden iyice uzaklaşmandan kaynaklanan. Evet. Benim de şeyim bu ya hayattaki. Nedir? Körsüm yani. Bana Beni içilen duygu bu, bu hayatta. Ben de bununla sınanıyorum. Çok teşekkür ederim. O, o vardı ederim. dinlenme tesisinden satın aldığın. Ya bu öyle biraz renk katsın diye hem hafif havada kararıyor. kararıyor. Ee, şey, <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> şöyle göstereyim. Ee, yeni bir dönemde şeye başladık Ali ee, Sahte süper kahraman koleksiyonu. <laughs> Çok iyi bir fikir. Yani böyle inanılmaz şu an evimizde böyle Rambo'lar işte efendim şey. Şu Bowling'den işte bir et. sahte Pikachu kazandım onu belki sana hediye <laughs> Ejder abi görünümlü süpermanlar işte. Onlar hep telif sorunları herhalde değil mi? Ya da beceriksizlik <laughs> şu yani bu ekstra. Yani ekstrem. şundan kimse telif istemez diye düşünüyorum. Yanlış personal <laughs> yani şey, çalışmış spider Spiderman. <laughs> <mı>? Bir <laughs> Spider omzu daha dedi, geniş. Şey yaptığını düşünseniz ya yani şuna dava açsın bak. <laughs> Onunla uğraşıyor. Davalı bu. Stanley rahmetli. Allah Allah. Evet, teşekkür doğru ederim. Mesela. Masayı da şenlendirdiğiniz için. Ben ederim. şenlendirmeye bakın bu arada. Ken mi o? No. Evet. Bunu ben bir ikinci elciden aldım. Böyle suratını falan In, boyamış gibi. Ken ya bu deyim atıyor. Evet, action man. Ama yani işte cinsiyet normlarına hayır dediğimiz bir şey. Ee, evet, benim çekici suretim olmadı. Ben hep daha galiba eee feminen şeylerle vakit. Neden? Bir mesela böyle bitirin bu programı. 3.0. Тэг. Ба. Кэрэш. Ажтакага